Vakıf emanettir. Neslihan Nur Türk. Sandık ki bizimdir o nefesler ve o sesler. Baktık ki ne candır bize ait ne kafesler. Aslında ne candan ne de kafesten bahsedeceğiz. Zira azıcık aklı olan herkes fark etti ki can çıkacak, kafes de toprak olacak bir emanetten başka bir şey değildir. Bizim zannıyla taşıyıp durduğumuz kollar, bacaklar, kaşlar, gözler, saçlar da öyle. Ev, evlat, komşu, eş, dost, hatta iman dahi bizden gitmesi muhtemel pek kıymetli birer emanet sadece. Hasılı şu da benimdir diyebileceğimiz hiçbir şeyimiz olmadığı gibi, sofradaki aştan gözümüzdeki yaşa kadar onun lütfu ve her biri için verilecek okkalı bir hesap bizi bekliyor. Aşı kiminle paylaştın? Yaşı niye akıttın? Namazı ne niyetle eda ettin? Evladına, ahbabına, akrabana ne kadar tebliğ ettin? Parayı nerede tükettin? Vakti, kuvveti, kabiliyeti ne için seferber ettin? Aynaya bakarken ne kadar şikayet ve ne kadar şükrettin? Lütfedilmiş her bir istidada dair ne kadar zayi ettiğimiz ve ne kadar Allah rızasını kazanmak adına değerlendirebildiğimizle ilgili çok ciddi bir mesuliyetimiz var ki, birazcık imanı olan ve birkaç sohbet dinlemiş bulunan herkes de artık bunları biliyor. Dolayısıyla emanet konusuna bu cihetten de bakacak değiliz. Bu yazıda zerre kadar ihmali kaldırmayan, çok ciddi kul hakları barındıran büyük bir emanetten, vakıftan bahsedeceğiz. Ne demektir vakıf? Sözlüklerde bir topluluk veya bir kimse tarafından bir hizmetin gelecekte de yapılması için belli şartlarla ve resmi bir yolla ayrılarak bırakılan mülk, para veya bu mülk ve paranın idare edildiği yer diye geçiyor. Yani vakıf hem mekanı hem de o mekan içindeki bağışlanmış her şeyi ifade ediyor. Bir tanımda biz yapalım. Vakıf, nice insanın bir muhtaca hayrım dokunsun diyerek dişinden tırnağından artırdığı maddi ya da manevi fakirlik çekenlerin istifadesi için infak ettiği emeğidir. Hakkıyla riayet ve muhafaza eden için cennete vesile, hakkını veremeyen ve hıyanet eden için de cehennem ateşinden bir zerre oluverir. Madem ki böyle, işte tam da burada vakfedilmiş yani bağışlanmış olana karşı hangi hallerimizin hıyanet olduğuna dönüp bakmak, bunu yaparken de şüphesiz kılı kırk yarmak zorundayız. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmış bir mümin, hakikatte satın aldığı malın ve mülkün bile emanet olduğunu bilir, böyle birine kiraladığı evin ya da iş yerinin de emanet olduğunu söylemeye gerek yoktur. Her Müslüman, mekanları kullanırken temiz ve titiz olmak, yıpratmadan, bozmadan, zarar vermeden kullanmak zorundadır. Bu manada dünya ve içindeki her şey de bize emanettir. Durum böyleyken vakıflar hususunda çok daha fazla dikkat ve ihtimam göstermek gerekir. Çünkü riayet etmeyen hıyanet etmiş olur. Mesela hayır sahiplerinin katkılarıyla nice paralar harcanarak tertemiz boyanmış bir vakıf duvarına hoyratça koli bandı yapıştırmak ya da zevksizce beton çivileri çakmak hıyanettir. Zira o bant duvardan çıkarken boyayı da sökerek çıkar. O çivi çirkin bir görüntüye yol açarak vakfın ince ve zarif ruhuna zarar verir. Hele bir de çivi çakmayı bilmeyen bir beceriksizin elinde kaldıysa vay o duvarın haline. Orası dökülür, burası delinir, canım duvar savaştan çıkmışa döner. Ne olacak? İlle de bir şey asılacaksa çiviler, yerleri boya badana işinden evvel güzelce tespit edilip
ustası tarafından çakılacak. Hem zarif bir pano küçük bir çivi ile pekala tutturulabilir ve panonun arkasında kalacak şekilde gizlenebilir. Hususiyetle vakıf anaokullarında çocukların yaptığı resimlerin ya da özel günleri kutlama maksatlı bir takım süslemelerin temizlenmesi mümkün olmayan bali tarzı yapıştırıcılarla kapılara ve pencerelere yapıştırılması da ayrıca hıyanettir. Birileri mekan bulamazken kendilerine son derece düzgün ve ferah mekanlar emanet edilmiş diğerlerinin buraları sorumsuzca hiç düşünmeden kullanmaları ne kadar üzücü bir vaziyettir. O kapılarda, o duvarlarda nice annelerimizin elinin emeği, nice yetimlerimizin yiyemediği ekmeği ve daha nice insanların kul hakkı asılı durur. Hatta bazen işçiler bizim de bir faydamız olsun diyerek para almadan çalışırlar da onların dahi hakkı kalır oralarda. Vakıf çalışanları tüm bunları düşünmeden davranırlarsa hazır alınmış oyuncağını 2 günde parçalayıp atan bir 3 yaş çocuğundan ne farkları kalır? Bir adam düşünün. Vakfın ikramı olan çayın birazını içiyor. Birazını bırakıyor. Sonra masada bıraktığı kağıt bardağı biri alıp çöpe fırlatıyor. Bu sırada kalan çay tertemiz duvara sıçrıyor. Üstelik kimse bundan rahatsız olmuyor. Eline bir bez alıp duvarı silme gereği duymuyor. Çay orada kuruyup kalıyor. Nedir bu? Dikkat! Bu vaziyet yalnızca hıyanet değil, şımarıklık, ihmal ve müsriflik ihtiva ediyor. Nasılsa temizlerler diye düşünerek kullandığı masayı, sandalyeyi, tuvaleti pis bırakmak bir Müslüman için ayıptır. Biri faydalandığı müesseseye 2 kuruş katkıda bulunmayı düşünmediği gibi üstelik zarar veriyor ve bu zararın telafisi için kılını kıpırdatmıyorsa ister talebe olsun ister hoca hiç fark etmez, haindir. Okullar belirli zamanlarda sahne programları yaparlar. Çocukların yaşları küçük, kontrolü zor olduğundan öğretmenler sahne tabanını bantlarla işaretlemek zorunda kalır. Bu işaretler çocuklara nerede duracakları konusunda yardımcı olur ve buraya kadar durum anlaşılabilir. Fakat kullandığı sahnenin tabanlarına yapıştırdığı bantları temizlemeden giden, üstelik o bantları temizlenemeyen bir malzemeden seçen öğretmen hainlik içindedirler. Emaneten kullandığımız yeri temiz olarak teslim almadıysak bile imkanlarımız nispetinde temizleyerek bırakmamız en faziletli tavırdır. Bize ne oluyor ki nice masraf edilerek hizmetimize sunulmuş mekanlara karşı bu kadar kaba ve rahatız? Acaba biz de zaten aldığım 2 kuruş bir de üstüne para mı vereceğim diyenlerden, vakıf çalışanı olmanın tadına varamamış, bu büyük lütfun manasını kavrayamamış kimselerden miyiz? Evimizdeki suyu bile gereksiz yere harcamaya hakkımız yokken, bir vakfın musluğundan boş yere su akıtıyorsak, şahsi görüşmelerimizi vakıf telefonundan yapıyorsak, vakfa bir şey katmıyor da vakfın imkanlarını ekmeğimize katık yapıyorsak bu nasıl iştir? Kendi işi için ayrı, devletin işi için ayrı mum yakma edebinin nasıl bir kalple mümkün olabildiğini anlamak adına gayret etmiyorsak pek yazık değil midir? Vakıftaki koltuğun, makamın ve yetkinin de emanet olduğunu ve bu emaneti en isabetli şekilde kullanmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Vakıf parasını kullanmakla yetkili kimselerin düşüncesizce harcamalar yapmaktan ve lüzumsuz her türlü masraftan kaçınması lazım. Kendi cebimizdeki paranın hesabını vermek bile zor olacakken, vakıf parasının nasıl ağır bir yük olduğunu nefsimize ve emrimizdekilere tekrar tekrar hatırlatmamız lazım. Sandık ki bizimdir o nefesler ve o sesler. Baktık ki ne candır bize ait ne kafesler. Allah'ım bizi emanetini hakkıyla taşımaya vakıf olan
ve tüm varlığını rızan yolunda vakfeden kullarından ediver. Amin.